Şimdi bir analiz haberi sizlerle buluşturacağız sayın seyirciler. Şöyle ki soru şu: Lübnan halkı Hizbullah'ı destekliyor mu? Ya da ne kadar destekliyor? Hangi kesimler Hizbullah'ı destekliyor? Ya da toplu bir destekleme mi var? Konuyla ilgili Lübnan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Jamal Hakim, bakın ulusal kanala Lübnan halkının Şiisiyle, Sünnisiyle Hizbullah'ın yanında olduğunu söyledi. Profesör Hakim, bakın 2006'dan farklı olarak ilk kez Lübnan hükümetinin de Hizbullah'ın yanında olduğunu söyledi. İsrail Lübnan'ın güneyinde sivil yerleşimleri bombalamaya devam ediyor. Şu anda 500.000'un üzerinde Lübnanlı İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etti. Lübnan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Jamal Hakim ulusal kanala önemli açıklamalar yaptı. Hakim, İsrail'in neden sivilleri hedef aldığını açıkladı. Hakim, İsrail'in siber terör saldırısında da zarar gören kişilerin %90'ının siviller olduğunun altını çizdi. Hastanelerde, okullarda ve bazı üniversitelerde çalışanlar çağrı cihazlarını dahili aramalar için kullanıyorlardı. Saldırıdan en çok etkilenenler bu kişiler oldu. Peki sivil kayıplar halkın Hizbullah'a olan desteğini kırıyor mu? Şii halkın en az %80'i Hizbullah'ı destekliyor. Sünnilerin de %80'i Hizbullah'ı destekliyor. Çünkü Hamas Sünni olduğu için Filistin'deki savaşa sahip çıkıyorlar. Filistin'de olduğu gibi Dürzilerin çoğunluğu ve Hristiyanların en az %50'si direnişi destekliyor. Yani hesap yaparsak toplam Lübnan halkının yaklaşık %70'i Hizbullah'ı destekliyor. Profesör Doktor Jamal Hakim hükümetle Hizbullah arasındaki ilişkiye de dikkat çekti. Şu ana kadar Lübnan hükümetinin çoğunluğunun direnişte uyum içinde olduğuna inanıyorum. Bu konuda herhangi bir muhalefet yok. Bu durum hükümetin direnişle siyasi olarak tamamen karşı tarafta olduğu 2006 yılındaki durumdan tamamen farklı. Hakim, Hizbullah'ın silah gücünün de 2006'daki Hizbullah-İsrail çatışmasından farklı olduğunun altını çizdi. Geçtiğimiz 20 yıl içinde Hizbullah daha sofistike silahlara sahip oldu. Sadece birkaç bin roketten oluşan cephaneliğinde bugün 100 binden fazla roket var. Bildiklerimiz bunlar. Belki daha fazlası var. İnsansız hava araçları alabildi ve şimdi savaş uçaklarına karşı hava savunma sistemlerinden bahsediyoruz. Hizbullah tüm bunları sürpriz olarak saklıyor. Son dakikaya kadar sofistike silahlarını ortaya çıkarmayacaktır. Lübnanlı Profesör Hakim, İsrail'in yapabileceği en büyük hatanınsa kara saldırısı başlatmak olduğunu söyledi. Böyle bir durumda Hizbullah'ın İsrail'e çok ağır kayıplar verdireceğini belirtti.